Merhaba, Burç Şahin, Klasik İtalya Turu. İtalya, Akdeniz çanağının en önemli kültür miraslarından bir tanesi. Etrüsk, Roma İmparatorluğu kültürlerini barındırıyor. Klasik İtalya Turumuza Venedik şehriyle başlıyoruz. Venedik bir biblo kent. Düklerin, Casanova'nın, Bellini'nin ve bir yönden de Lord Byron'un şehri. Kanallar, adalar, adacıklar ve köprüler şehri. Ötekilerin şehri. Çünkü Veneziani veya Venedikli Latince'de diğerleri demek oluyor ve kendilerini de gerçekten çok farklı görüyor Venedikliler. Venedik'te göreceğimiz önemli noktalar Dükler Sarayı, San Marco Katedrali, kütüphane, hapishane ki Turgut Reis de bir dönem burada kalmak zorunda bulunmuştu. Rialto Köprüsü, Accademia Müzesi. Venedik'te satın alabileceğiniz önemli şeyler, kristaller, Murano kristalleri, Mukavva'dan porselen kalitesinde yapılmış olan ünlü Venedik maskları, yine Venedik'te Florian kafede bir kahve içebilirsiniz, bir pasta yiyebilirsiniz. Mutlaka Bellini denilen çilekten ürettikleri bir çeşit şampanyayı denemelisiniz. Yemek olarak da mürekkep balığı sosuyla renklendirilmiş risottosunu, tatlı olarak Venedik tatlısı olan tiramisu'yu salık veriyorum. Piazza ile Roma'dan San Marco'ya, San Marco'dan Rialto'ya her yeri yürüyerek gezebilirsiniz Venedik'te. En iyi restoran hangisi derseniz de Cipriani restoran. Küçük bir deniz taksisiyle 5 dakikada ulaşabilirsiniz. Torcello adasını ziyaret edebilir ve orada da güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Burano adası yine yarım saat kadar mesafede dantelleri ve kurabiyeleriyle ünlüdür. Orayı da ziyaret etmenizde yarar var. Tabii Gran Canale'de yani Büyük Kanal'da bir gondol veya tekne turunu da unutmamak gerekiyor. Rehberinizin inisiyatifiyle Venedik'ten Floransa'ya giderken Verona'ya da uğrayabilirsiniz. Kuzeyin en çıtı pıtı, şirin, aynı zamanda aristokrat şehridir Verona. Dünyanın en iyi korunmuş arenası 40 bin kişilik. Günümüzde Aida gibi birçok operaya hala ev sahipliği yapar. İnanılmaz güzel bir yaya yolu, kafeleriyle, mağazalarıyla sizleri Romeo Juliet'in geçtiği Juliet'in evine ulaştıracak. Orta Çağ'dan sebze meydanı, insanların işkenceye uğradığı, hala bağlandığı yerlerin bu insanların günümüze kadar korunmuş olduğu resimli, dekorlu cepheleriyle muhteşem 14. yüzyıl binalarının olduğu bu şehir sizleri gerçekten cezbedecek. Buradan Rönesans'ın başkenti, Toskana'nın en büyük şehri Floransa'ya geçiyoruz. Jules César tarafından Kleopatra'ya olan aşkı yüzünden burada kurulmuş şehre çiçeklerin şehri Floransa, Firenze denmiş. Altın oranın, perspektifin, Rönesans'ın, Dante'nin, Machiavelli'nin, Michelangelo'nun, Da Vinci'nin şehrinde geziyoruz. Cazzioli Caddesi, bizdeki İstiklal Caddesi'nin bir benzeri. Buradan ulaşacağınız Senyörlük Meydanı sarayıyla, Uffizi Müzesi'yle ve heykelleriyle şehrin en önemli bölgelerinden bir tanesi. Ponte Vecchio çok eski ve güzel bir köprü. Sizleri Pitti Sarayı'na ulaştıracak. Accademia Müzesi'ni de, Bargello Müzesi'ni de gezebilirsiniz. Dante'nin evi, Dante'nin vaftiz olduğu vaftizhane, dünyada perspektifin ilk defa kullanılmış olduğu vaftizhane kapısı, Santa Maria delle Fiore yani çiçeklerin Meryem'i de denilen Duomo'su yani katedrali bu şehrin en önemli noktaları.
San Lorenzo pazarını ve bunun içinde bulunan sabit pazarı da gezmenizi tavsiye ederim. San Lorenzo pazarının hemen arkasında ünlü Zaza, bu şehrin en iyi yemek yenen restoranlarından bir tanesidir. Burada ne mi yiyeceğiz? İşkembe çorbası, Toskana'nın ünlü işkembe çorbası veya ünlü fakat iki parmak kalınlığında Floransa bifteği seçimleriniz olabilir. Ve Toskana bölgesinin, Floransa'nın en ünlü şaraplarından bir tanesi de Chianti Classico'dur. Toskana'daki ikinci günümüzde bu bölgeyi tümüyle tanıma imkanımız var. Önce Pisa şehriyle başlıyoruz. Mucizeler Meydanı tabir edilen Campo dei Miracoli, dünyanın en güzel beyaz mermerlerle süslü katedrallerinden bir tanesini, vaftizhaneyi ve ünlü Eik Kule'yi barındırıyor. Ardından bir ortaçağ şehri San Gimignano'yu geziyoruz. Belki de şu ana kadar ismini bile duymamış olduğunuz San Gimignano, İtalya turundan aklınızda kalacak en önemli unsurlardan bir tanesi olacak. Uzaktan yaklaşırken sanki bir Manhattan, gökdelenlerle oluşmuş bir modern şehir izlenimi verecek olan bu San Gimignano kasabası aslında 12. ve 13. yüzyıldan kuleli evlere sahip. Ondan fazla kuleli evin arasındaki dar sokaklarda dolaşıp yerel ürünleri satın alma, dünya şampiyonu olmuş dondurmacısından dondurma yeme, çok lezzetli pizzalarının tadına bakma şansınız olacak. Chianti şaraplarını yerinde bulabileceğiniz kasabalardan bir tanesi San Gimignano. Ardından Siena'ya geçiyoruz. 9. yüzyılda istiridye kabuğunun içi şeklinde dizayn edilmiş, sivil inisiyatifin yani belediyenin yönettiği bir şehir ki o dönemde takdir edersiniz ki kralların, papaların gücü altındaki İtalya'da sadece belediye ve halk tarafından yönetilir bir şehir olmak çok görülen bir şey değil. Palio denilen dünyanın en ilginç ortaçağ at yarışı hala bu meydanda devam ediyor. Dar, labirentimsi sokaklarında alışveriş edebilir, yerel ürünleri tadabilirsiniz. Öyle bir şehir olsun ki etrafınızda 360 derece döndüğünüzde 3000 yıllık tarihi tümüyle görebilirsiniz. Bu şehir olsa olsa Roma olur. Ve gerçekten Roma'nın bazı noktalarında çevrenizde döndüğünüzde 20. yüzyıldan başlayıp milattan önce 1000 yılına kadar gidebilirsiniz. Örneğin milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış olan apartmanlar, 5 katlı apartmanlar içlerinde hala yaşanılıyor. Yine örneğin milattan sonra 1. yüzyılda yapılmış 5 katlı bir AVM, çok katlı alışveriş merkezi. Bunları Roma'da görebileceksiniz. Jules Caesar'ın merdivenlerinde öldürülmüş olduğu Senato'yu görebileceksiniz. Via del Corso'da alışveriş edebilirsiniz. Oxford Street veya Champs-Élysées veya İstanbul'un Bağdat Caddesi ayarında bir caddedir Via del Corso. Bunu kesen Condotti, Fratelli, Muratti caddeleri ise alışverişin ünlü markalardan yapılabildiği alanlardır. Corso Caddesi'nin bitiminde bulunan Popolo Meydanı, heykelleri, kiliseleriyle yine çok cezbedici bir alandır. Aşk Çeşmesi, Fontana di Trevi, İspanyol merdivenleri, Emanuel II anıtı, ünlü Kolozyum, 55 bin kişilik arena, milattan sonra 1. yüzyıldan, Vatikan, San Pietro Katedrali, ilginizi çekecek en önemli noktaları. Roma'nın çevresinde de birçok hazine barınmakta. İkinci günümüzde Roma'da kaldığımız müddet içinde yapabileceğimiz turlardan bir tanesi de Castel Gandolfo, Papa'nın yazlık sarayının da bulunduğu muhteşem kasaba. Bir obruk gölü, Gandolfo Gölü. Dar, çok derin ama muhteşem manzaralara sahip bir göl.
Bunun üstündeki bir tepe Gandolfo ve istifa eden Papa'nın yerleşip hayatının sonuna kadar kalacağı da nokta aynı zamanda bir yeryüzü cenneti. Dünyada iskanla ilgili ve şehirle ilgili ilk kanunların çıktığı yer Roma. Herkes yedi tepeli der Roma için, aslında sekiz tepelidir. Çünkü kırıp attıkları testileri çöpe atmamışlar, birleştirip bir tepe yapmışlar Roma'ya. Bunu bilmeyen farkına varmaz, gece hayatının olduğu testaccio'ya, testi demektir, gider ve orada eğlenir. Ama aslında arkasındaki tepe tümüyle testi kırıklarından inşa edilmiştir. Roma'nın sırlarından bir tanesidir bu da. Dolayısıyla testaccio bölgesini not ediniz. Gece hayatı için barların yan yana olduğu, gece kulüplerinin yan yana olduğu bu yerin ismi testaccio. Roma'nın gece hayatının yine hareketli olduğu biraz Ortaköy tarzı bir yer var. Campo dei Fiori, yani çiçeklerin meydanı. Burayı da not ediniz. Turistlerin en çok gezdikleri Paris'teki Montmartre ayarı yeri ise Navona meydanıdır. Navona meydanını kesen sokaklarda Romalıların da uğrak yeri olan pizzacılar vardır. Mesela Baffetto, İtalya'nın ve Roma'nın en iyi pizzacısıdır. Bir de size ev ödevi, Anahtar Deliği Kilisesi'nin nerede olduğunu Roma'da bulunuz. Bir taksiye binip akşam, kapalıdır diye korkmayın, akşam Anahtar Deliği Kilisesi'ne gidiniz. Orada insanların neden sıra olduğunu çözünüz. Bu da bir eve dönüyorsunuz.